işte Netflix olsun veya Hollywood yapımları olsun vesaire tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Özellikle bizi de, Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. İşte Hollywood dışında başka yapımlar, başka ülkeler neler yapıyorlar? Hiç mi onların etkisi yok? Şimdi Türkiye'de neden mesela onları çok fazla göremiyoruz? Veya yerli Tarkovski yapımlar gibi. veya devletin bu politikası nasıl yürümeli? Yani şöyle, şimdi biz ne kadar siyasetçi de olsak kültür sanat yönümüz her zaman çok aşağıda. Yani bugün beğenmediğimiz Osmanlı'da, Selçuklu'da hükümdar olan insanların bile sanatla ne kadar iştigal olduğunu bugün tarihten okuyoruz. İşte kimisi beste yapıyor, kimisi şiir yazıyor, kimisi resim yapıyor. Ama maalesef biz hani bir Orta Doğu ülkesi olduğumuz için ve bu ülkeler arasında da pilot ülke olduğumuz için nasıl atıyorum madenler konusunda rahat bırakılamıyorsak kültür kısmında da rahat bırakılamıyoruz. Ve hani sınır komşusu olduğumuz ülkelerin mesela sinemada neler yaptığını bilmiyoruz ama işte uluslararası anlaşmamız Amerika'ya dönük olduğu için Amerika'ya ait tüm dijital platformlar sanki atıyorum Türkiye Amerika'nın bir eyaleti gibi burada yayına çıkabiliyor, satışa çıkabiliyor. Yani bu konuda zaten sıkıntımız var. Mesela dibimizde Rusya var. Rus sinemasını bilmiyor. İşte bu tarafta Bulgaristan var. Avrupa'daki en büyük film platosu Sofya'da. Oradaki yapımları, Bulgar filmlerini falan bilmiyoruz. Ya da bu tarafta İran sineması diye bir dünya gerçeği var. Yani bugün dünyadaki tüm film festivallerinde, yani film festivallerinde, sanat dalında ve görüntü grubunda mutlaka bir İran filmi ödül alıyor. Ama Türkiye'de biz bunu bilmiyoruz. Ya da inin Mısır tarafındaki sinemayı bilmiyoruz. Kore sinemasına daha yeni yeni giriyoruz. O da Güney Kore, Amerikan eksenli gittiği için işte Hollywood'u rahatsız etmiyor da müsaade ediyorlar. Ama biz mesela YouTube'u, Google'u, Netflix'i, işte dönüyorum Hollywood filmlerini sanki bizim sokağımızda çekilmiş gibi biliyoruz ve defalarca izledik. Bu mevcut hükümetlerin iktidara geldiklerindeki yapması gereken milli çalışma değil. Ekonomik çalışma da değil. Yani sadece bunları geleneklerimiz olarak tartışmayalım. Ekonomi olarak bile masaya yatırsak, gelen mevcut hükümetin yerli yapımların önünü açması gerekiyor. Ya da soydaş olduğumuz, aynı dili konuştuğumuz, aynı tarih birliğimiz olan ülkelerin sinemalarına yer vermesi lazım. Ama şu an böyle bir şey değil. Şimdi herkes Kaptan Amerika'yı çok iyi biliyor. Sallıyorum. Ya da herkes işte Prestij adlı bir filmi çok iyi biliyor. Ama Rus sinemasındaki bir filmi bilmiyoruz. İran sinemasında bu sene ne çıktı bilmiyoruz. Şimdi kültürel ifsat sizin ne düşündüğünüzü merak etmiyor. Ne düşüneceğinizi örgütlemeye çalışıyor. Bunu müzikle, işte internetle, sanatla, sinemayla, tiyatroyla yapmaya çalışıyor. Bu tiyatroda biraz kırıldı. Nasıl kırıldı? Çünkü zaten yüzyıllardır sıra gelen bir orta oyunumuz yani meddah algımız vardı. Birçok da yerli hikayemiz vardı. Bugün hani çok kendisini işte batı eksenli düşünen tiyatrolar bile yerli konuları ele alıyor. Ama sinemada burada hani sinemacıların ve yapımların yapacağı hiçbir şey yok. Bu tamamen hükümetin teşviki ve kısıtlamalarıyla alakalı bir durum. Yani şu an mesela ben internet TV açtığımda yediğim Rütük'ten cezayı Netflix yemiyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? YouTube da yemiyor. Sözde Rütük onlar için de var ama kendi içlerinde öyle bir politikalar, öyle bir çalışma prensipleri var ki Rütük onu denetleyebilecek teknik yeterliliğe sahip bir bilim kişisi veya heyeti yok. Yani bugün Netflix'i açalım mesela. 10 yapımdan 8'inde sıkıntı var. Yani müstehcenlik var, argo var, işte cinsel ayrım var, etnik gruba saldırı var. Bu her yani sadece Müslüman dünyası için değil, Hristiyan dünyası için de var. Mesela İspanya'da Hazreti İsa ile ilgili bir Netflix'te bir film yayınlanıyor, dizi. İspanya'da tam 1,5 milyon imza toplanıyor ve İspanya hükümeti Netflix'i cezalandırıyor ve yayından kaldı. Yani bu sadece Müslümanlarla alakalı bir durum değil. Netflix tamamen kapitalist bir yapıda. Hollywood da bu yapıda. Yani Hollywood'un da insancıl çok yapımı olduğunu söyleyemeyiz. Kültürel ifsat her zaman anlatırlar ya, Siyonizmin işte bir timsah gibidir. Timsahın alt çenesi işte Amerika'dır, üst çenesi İsrail'dir. Amerika'dan gelen ne varsa bu ifsadın merkezine oluşuyor. Yani Amerika'dan aldık da şu yapım bizi şuraya götürdü diyebileceğiniz bir yapım yok son 10 yıl. Ve zaten evrensel bir kültür istiyor bunlar. Yani para onlara bağlı olsun. İnsanlar onların istediğini düşünsün. Orada bir ekonomi dönecekse %60
60'ı 70'ini ben alayım, geri kalanını onlar alsın. Bunu da nereden anlarsınız? Şimdi 35 milimin çekildiği zamanlarda Amerika ham maddeyi kimden alıyor? Sallıyorum, Fransa'dan alıyor ya da Kore'den alıyor ya da Japonya'dan. Japonya diyor ki ben senden yıllık 100 bin makara alacağım ama benim dışındaki dünya ülkelerine, atıyorum Türkiye'ye 5 bin makara vereceksin. Şimdi paran olsa da Japonya'dan makara getiremiyorsun. Şimdi o adam orada 100 bin makarayla yılda 500 film üretirken senin elinde 5 bin makara var. İstesen de sen 500 film üretemiyorsun. Sen 20 film üretiyorsun ve o senden daha önce oluyor. Önce oldukça gelişiyor. Geliştikçe daha fazlasını üretiyor. Yeni teknolojileri üretiyor. Yeni işte sistemleri, teknikleri oluşturuyor. Ama sen Türkiye olarak mesela bunu oluşturamıyorsun. Hep senden bir adım önde oldu. Yani oyunu ahlaksız oynuyor. Eşit şartlarda olmuyor. Mesela son 10 yıldır bu biraz kırıldı artık. Yani bugün birçok tekniği yapabiliyoruz. Bugün işte set ekiplerimiz dünya klasmanının üstüne çıkabiliyor. Birçok oyuncumuz zaten dünya klasmanının önünde. Şimdi bu algıları tam böyle yakalamak üzereyken de dijital bir platform oluşturdular. Netflix diye. Bunun mesela bir ismi daha var. Pantaflix diye de bir şey var. Ama onu kimse bilmiyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Pantaflix de rekabet gibi gözüküyor ama değil. İşte atıyorum Kore'de Sony'nin böyle bir pazarı var. Ama zaten baktığınızda para nerede? Onlarda. O yüzden onlar sektörde ne olacağına karar veriyor. Peki ne yapılması lazım? Kesinlikle, diyelim. Kesinlikle. Yani ülkemiz yeni, açısından baktığımız evet, zaman sadece söylüyorum. Diyelim. Kesinlikle yeni nesil ve eski nesil tüm yönetmenlerden oluşan bir şura kurulma. Yani bu meslek gruplarıyla da olabilir veya Kültür Bakanlığıyla da olabilir. Bu meslek grupları ülkenin ihtiyacına göre önce sorunları dinleme teknik olarak. Yani yönetmenler ne sıkıntı çekiyor ya da örnek veriyorum, niye herkes Nuri Bilge Ceylan olur? Ya da niye sadece Nuri Bilge Ceylan? Bunun gibi sorunları oluşturacaklar, toplayacaklar. Ondan sonra bizim yapım firmalarımızla da bu yapılacak. Mesela Hollywood'un Hollywood olma hikayesi çok ilginçtir. Hollywood'un bugün kurduğu stüdyolar, tamam mı? Devlet tarafından teşvik olarak veriliyor bu araziler. Yani şu an Universal'ın bile stüdyosu devlete aslında kiralan, yani devlet tarafından onlara sunulmuş bir şey. Hani gidin burada stüdyo yapın diye. Yani bu konuda kesinlikle ekonomik olarak sinema sahibini, yapımcıyı, yönetmeni ezdirmemek. Yani burası bizim ülkemiz. Anlatabildim mi? Burada biz emek harcıyoruz. Burada her şeyle biz uğraşıyoruz. Ama bizim hazırladığımız salonlarda %60 onların filmleri oynuyor. Ve yani bu çok basit bir şey. Yani hükümet Wikipedia'yı nasıl yasakladı? Wikipedia'nın adı sanı duyuldu mu sonra? Duyulmadı. Yani hükümet bugün dönüp ambargo uygulayabilir. Hükümet ambargo, yani bazı şeyler kanun olmasına da gerek. Yani yerli üreticiyi teşvikle artırır, vergiyi indirir. Anlatabildim. Yerli üretici daha şey olur, yüksek olur ve o şekilde yapar. Şöyle de bir durum var ama mesela bu tarz durumlarda alternatifi oluşmadan yasak geldiği zaman belli kesimden tepki de gelebiliyor yani. Diyelim ya şu an bu, direkt bu platformları yasakladığın zaman karşısında bir yerel bir şey yoksa misal otomatikmen hani neden yasaklandığı falan gibi bir soru işareti veya tepki oluşuyor. Ya biz tamamen yani yasaklama plandaki olarak düşünmüyoruz. Yani biz ya işte ona karşı bir şeyler oluşturulması noktasında ne yapılabilir? Yani zaten şöyle bir durum var. Zaten Hollywood filmleriyle boy ölçüşebilmek için stüdyo olmak zorundayız. Yani çok mu zor bu stüdyolar oluşturmak? Hayır, çok büyük bir ekonomi mi gerekiyor? Türkiye'de böyle oluşturulacak araziler yok mu? Mevcut araziler var. Bir de bakın şöyle bir avantajımız var. Ben şimdi görüntü yönetmeni olduğum dönemde 60'a yakın il gezdim. Örnek veriyorum. Antalya'da Hindistanlılarla çalıştım ben. Yani Hindistan'dan film yapım ekipleri geliyor. Antalya'da çekim yapıyorlar kendi filmleri için. İzmir'de Malezya'dan bir TV kanalı dizi çekiyor. Mesela şu an kimsenin haberi yok bundan. Ama Malezya ekranları için dizi hazırlıyorlar. Yani bizim ülkemiz zaten dört bir yanı kış olarak, dağ olarak, orman olarak, deniz olarak, tatlı su olarak, eski olarak, yeni olarak zaten doğal bir plato konumu. Yani burada şimdi İstanbul, şöyle kısa bir ayrıntı var. Çok vakit almadan onu anlatmak istiyorum. Önceden yani Yeşilçam zamanı Anadolu'daki sinemalar para toplarmış, İstanbul'daki prodüktöre gönderir
verilmiş. Dermiş ki işte bize Müjde Ağar filmi çek. Bize Türkan Şoray filmi çek. Sipariş yani, usulü yani. Tabii yani Yeşilçam'ın şekillenmesi Anadolu'daki sinema sahiplerinden kaynaklanmış. Şimdi 2001-2002 yılından itibaren şimdi filmler yani İstanbul'da Anadolu'ya yayılıyor. Anlatabildim mi? Sipariş usulü gitmiyor. Ama sinemacıların bu sektörde üst planda olduğu için sinema salonu sahipleri yani yazısız kural olarak düşünün. Benim mekanım bu paranın yarısı bana kalacak. Benim mekanım ben daha çok satana salon vereceğim gibi. Mantıksız yani günü kurtarma üzerine tamamen ekonomiye dayalı bir anlayış değişince emin olun zaten yapımlar büyük yatırımlar yapar. Ki yapıyorlardı zaten. Yani şimdi mesela Diriliş'i ele alalım. Diriliş'i insanlar beğenir beğenmez, hükümet yanlısı der demez. Ama son yani 20 yıldır özel sektörde böyle bir dizi, özellikle ilk 3 sezonu çok önemli bir dizi. Yani kostümleri işte sadece 500'e yakın çalışanları var. Anlatabildim mi demek istediğimi? Sadece 35 tane sete ait at var. Bu 35 tane atın 12'den fazla bakım ekibi var. Kendi doktorları var, kendi güvenlikleri var. Bunlar zaten bir pilotolaşma yaptılar. İşte Beykoz'daki kundura fabrikası, sonra Gebze'deki gene aynı şekilde bir platoda yapıldı. Bunlar zaten denendi ve başarıldı. Yani Filinta, Milat dizisi bunlar hep Gebze'deki platoda yapıldı. Şimdi sektör ne istiyor? Sektör daha büyük stüdyolar istiyor. Nasıl stüdyolar? İşte hidrolik sistem olan stüdyolar. Gidince yapım ve yönetim ekibinin kalabileceği stüdyolar. İçerisinde her türlü efektif grubu patlatabileceği stüdyolar istiyor. Bunu devlet sağlarsa Kore'de bakın bu şekilde gelişti. Yani 10 sene önce Kore sineması diye bir şey var mıydı? Biliyor muyduk Kore'yi? Ama bu senenin en fazla bilet satan 7. Koğuş'taki mucize filmi 2011 yapımı bir Kore filminin uyarlaması. Yani tercüme edilmiş hali. Anlatabildim. Kore sineması da 10 senede böyle yükseldi. Yani Kore sineması Hollywood'dan farklı olarak yaptığı şey neydi? Hollywood'da atıyorum bir cinayet işlenir filmde. Filmin sonuna kadar o katilin kim olduğunu bulmaya çalışır. Ama Kore filminde ilk 10 dakikasında size döner der ki katil bu. Ama geride daha 1,5 saat var. Öyle bir işler ki konuyu işin içinden başka şeyler çıkıyor. Yani bunlar zor değil. Çünkü gerçek mekanlarda çekim yapmak yönetmenleri ve yapımları gerçekten çok yoruyor. Hava şartları çok yoruyor. Güvenlik çok yoruyor. Oyuncu ulaşımları, konaklamaları çok yoruyor. Ama şimdi mesela şu an sektör olarak kapalı stüdyolarımız olsaydı biz içeride üretime devam edebilecek. Çünkü zaten sınırlı sayıda bir kadromuz olacaktı. Zaten giriş çıkışlara her türlü dezenfekte sistemi kurulacaktı. Zaten kendine ait bir reviri doktoru olacaktı. Ve biz içeride şu an istediğimiz her türlü yani reklam, belgesel, işte dizi, film her türlü üretimi yapabilecek. Anlatabilir miyim? Şu anda Hollywood onu yapıyor mesela. Yani cayır cayır stüdyolar çalışıyor şu an Hollywood. O zaman özetlersek şöyle söyleyebilir miyiz? Hani bu yerelde yani milli anlamda sinemanın, sanatın gelişmesi için bu işin erbabı olan insanların bir araya getirip onların tavsiyeleri üzerine politika izlenmesi lazım. Dijital platform gerekirse oluşması lazım. Evet. Onun dışında filmlerin çekilebileceği platolar mı söyleniyor isim olarak, teknik tabii, isim olarak? Stüdyo, plato. Stüdyo, plato. Bu tarz açık şeylerin ya, oluşturulması lazım. Yani gözlemlediğim kadarıyla da özellikle Orta Doğu'da ve diğer bölgelerde Türk filmlerinin, dizilerinde talep olduğunda biliyoruz. Tabii. Yani çok ciddi talep var. Böyle de bir pazar da var. Böyle bir hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda bir böyle bir imkan var. Değerlendirilmesi lazım diyoruz genel olarak.